bakırçaytürk.com. Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 22 Aralık 2023 Cuma. Yayınımıza hoş geldiniz. Gazeteciler Rıdvan Karapehlivan ve ben Murat Karakaş yine birlikte sizin huzurunuzda sohbet edeceğiz. Ben daha çok YouTuber oluyorum. YouTuber mı? Gazeteci olan Rıdvan abi. Niye YouTuber? Evet. YouTube üzerinden yayın yaptım. Sen evet. yazılı medya olduğu için biz. Evet. Ben YouTuber. Bir de fenomen var onlar. Fenomen mi? Fenomenler var Türkiye'de. O kara para aklayıcıları ayrı. Kara para aklamayan fenomenler normal ayrı. Normal fenomenler de var canım. Yani bu işi şeyle yapan yani işte evet. Çekimler fenomen yapan. Fenomen deyince artık aslında alakası olmamakla birlikte şey geliyor. Alakası olmayan akla geliyor yani şey bir. Kara para aklayanlar geliyor. Evet. Enerji mi o enerji? Enerji neyse o konulara girmeyelim. Evet, savcılar sürülmüş zaten. Sürülmüş. Arkasındakilerin kapısı aralanınca savcılar sepetlenmiş. Neyse. Ne var ne yok, hoş geldin. Eyvallah, CHP adaylarını bekliyoruz. CHP anketi bitirdi. Yani İzmir'de yaptığı anketi bitirdi. Bir tane kulis bilgisi evet. var bende ya. Evet. Yani kulis bilgisi. Üstüne basa basa bak. Kesin bir şey değil ha. Kesin bir şey değil. Kulis bilgisi. Evet. Böyle Barış arkadaş nasıl yapıyor böyle kulis bilgisi diye yayınlıyor. Dün akşam saat 22'de evet. belli oldu yani şey diye. Okuyalım mı? Okuyalım. Kulis bilgisi okuyalım. Tutar belki. Belki tutar. Bak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer. Bayraklı Belediyesi Erdal Aksünger. Eski Karabağlar Bedri Serter ve Heval Savaş arasında gidip geliyormuş demek ki. Evet. Karşıyaka Murat Aydın, Kemal Paşa, Arzu Külahçıoğlu, Konak, Nilay Kökkılınç. Bu Nilay Kökkılınç bir yerden daha başvurmuştu galiba. Güzel Bahçeden mi? Narlıdere'den mi? Bir yerden. İki yerden başvurmuş kadın ya. İyi yani demek abi ki mutlaka garanti, bana bir belediye verin. Bir belediye verin bana. Garantiyi almak için kendini herhalde. Ne olursunuz. Konağın değişmesi sürpriz ama ya. Lütfen Konak bir belediye değişmesi. Verin ya diye. Bergama'dan da başvuraydı bari. Bergama'dan da olurdu tabii. Evet. Kınık'tan da başvur. Abi elindeymişken Dikili'den de başvur. Nereden tutarsa. 30 ilçeden başvur Nilay Hanım sen. Aferin. Kent Konseyi Başkanı aynı evet, zamanda. Evet, evet. Soyerlerin sözünden çıkmayan Kent Konseyi Başkanı. Evet. Evet. Ve kent konseyleri kurulsun, kent konseyleri kurulsun deyip duruyorlar ya. Ya kent konseyi belediye başkanı sözünden çıkmayan konsey. Çıkmıyor, tabii, maalesef belediyeye bağlı bir organ gibi şey. Bazı yapıyor. Belediye başkan adaylarının projeleri var. Kent konseyi kuracağım ve senin sözünden çıkmayacak. Çıkmayacak. Sen sana kafa tutan kent konseyi yani kursana göreyim seni. Yani bu şeylerin bağımsız olması lazım tabii sivil toplum. Neyse devam edelim. Menderes, Erkan Özkan. O başkan vekiliydi. Menemen, Tahir Şahin. O çok bak sürpriz. Buna inanırım işte. Tahir Şahin. Zaten o garantileyerek girdi tekrar CHP'ye. Evet, yani 4 dönemde belediye başkanlığı yaptı. Yani CHP yeniden alındı ya. Evet. Bu şartla, bu pazarlıkla alınmış zaten. Evet. Yani bence bu kesin. Diğerleri bence için de kesin bir şey söyleyemem yani. De. Buca, Erhan Kılıç, Zekiye Seda Sönmez. Erhan Kılıç mevcut belediye evet, başkanı. Mevcut. Bergama, Ali Bor, Osman Selim Tok. İkisinin arasında mı gidip geliyor? İkisinin arasındaymış evet. Diğerleri? Yani öyle bilgi o yanında. Kulis bilgisi mi? Kulis bilgisi. Ne yapalım? Nereden geldi bize bu? Bir yerden bir geldi. Bir yerden geldi. Saat akşam 22'de geldi. Evet. Kaynağını açıklayamayız efendim. Kaynağını açıklayamayız. Doğru diye bir şey demiyoruz ha. Kulis bilgisi. Tabii tutmayabilir. Narlıdere, Fulya Alçay. Fulya Alçay milletvekili adayı. Bak bu güzel işte. Yani evet, il evet. başkan yardımcısı. Ali Engin orada rahatsızlığı var biliyorsun. Yani aday olmayacak gibi. Dikili, Adil Kırgöz. Evet. Bak buna da inanırım. Bu da tutar. Tutar evet Adil Bey de. Menemen'le Dikili kesin tutar. Diğerleri bilmiyorum evet. şüpheli değişebilir. Selçuk, Filiz Celitoğlu. O da mevcut başkan. Seferihisar, Senem Gürer Solak, Kiraz, Musa Yeğen. Başka... Urla yok. Urla yok. Urla'dan 47 adaysa seçim yapılamamış da. Ona daha sıra gelmemiş. Ona fakat ancak, sen ona bana bunu attıktan sonra ben buradaki ismi geçenlerden bir tanesiyle konuştum. Daha İzmir'e sıra gelmedi dedi. Yeni başlayacaklar İzmir'e. Anladım. Yani onun için çok doğru olmayabilir. Olmayabilir. Tabii kulis bilgisi bu yani şey diye. Evet, ben şimdi İzmir'le ilgili birkaç isim konuşuluyor. Alaaddin Hüseyin ismi ön plana çıkıyor. Yani ön plana çıkanlardan biri daha doğrusu. Tunç Soyer devam ediyor. Cemil Tugay konuşuluyor. Karşıyaka Belediye Başkanı. Şey var. Alaaddin Hüseyin ne yapıyor dedin? Öne çıkan isimlerden biri. Öne çıkıyor ama... Şeye varamıyor. Bitiş çizgisine varamıyor şimdi şey gibi. Son düzeye girdiler aslında. Evet. Hani o at yarışı olur ya. Cemil Tugay var. Olgun Atilla var. Gene Buğra Gökçe var. Yani bu isimler
Soyer'in şansı HDP'nin şantajından sonra artmadı mı? Arttı diyenler var. Yani %51 çok ya. Soyer'e döndü diyenler var. Soyer'i göstermezseniz İzmir'de aday çıkarız. Aday çıkarız. Semih'de Süreyya sınırı önderi çıkarırız dedi ya HDP. Evet, evet. HDP'nin 350 bin civarında oyu var İzmir'de. Yani az değil. Az değil yani, bu seçim kaderini etkileyecek bir oyun. Yani Soyer konusunda bence CHP çok homojen bir parti olmadığı için, yani baskılar, baskı grupları çok fazla içinde. Çeşitli gruplaşmalar var. Soyer içinde bence kulis yapılıyor yani. Hatta baskı kuruluyor bile diyebiliriz. Abi burada Gökçe olacağına Tunç Soyer devam etsin ya. Tunç Soyer tabii İzmir'de. Şahsi fikrim benim yani. Anladım. Yani katılmak zorunda değil kimse. Buğra Gökçe olacağına. Buğra Gökçe beraberinde çok tehlikeli ve benim sevmediğim isimlerle gelecek. Şimdi abi o zaman tamam, Soyer devam etsin, gözünü seveyim. Şimdi Soyer dışında diğer isimler İzmir'de. Alaaddin Yüksel eski il başkanı, milletvekili, evet. Yaptı, genel başkan yaptı. Aziz Kocaoğlu arası çok. Aziz Kocaoğlu onunla ilgili... Kocaoğlu ile Soyer birbirini eleştiriyor bugünlerde. Ben gördüm o şeyi, gazetede kullandım. Kocaoğlu niye çıktı ki sahneye şimdi? Aslında Kocaeli Urla'da emeklilik günlerini yaşayan bir eski siyasetçi de, emekli bir siyasetçi de. Kocaeli'de mi? Urla'da. Urla'da. Evet. Artık yani ahın gitmiş vahın kalmış sen dedeciğim. Ama yani demek ki şey yapıyor yani, etkisi vardı hala İzmir'de. Seçim dönemi çıkan siyasetçiler yok mu? Dikili'de de çok var onlardan. Dikili'de de var. 5 sene susar. Seçime 3 ay kala ben de varım. CHP'si de hareketli. Ben AK Parti cephesini de söyleyeyim. Sürpriz bir isim adaylık için başvuracak Büyükşehir herhalde. Büyükşehir tabii. Bekir Pakdemirli. Eski Tarım ve Orman Bakanı. Bekir Pakdemirli başvuracak. Şu paramız vardı alıyoruz diye. Evet paramız evet. Vardı. Hamza Dağ'ın isminin ön plana çıktığı söyleniyor. Bekir Pakdemirli var. Eski bakan var, Muharrem Kasapoğlu. Bu uzun süreden beri söyleniyor. Ceyda Hanım tekrar Nihat Zeybekçi'nin istediği yapıldı. Biraz Nihat Zeybekçi biraz uzak kalır da yani. Bu ihtimalin dışında kalır bence. Seçim kaybetmiş. Bak şimdi mesela. Burada Hamza Dağ bence, Ceyda Hanım da bence şanslı yani Hamza Dağ ile Ceyda Bölünmez Çankırı. Şanslı bence. Bence şanslı. Bir de böyle İzmir'e vitrin bir kadın aday denirse. Tabii. Bence bir numara Ceyda Hanım olur. Ceyda Hanım ikinci dönemdir milletvekilliği yapıyor. Geçen sefer birinci bölgedendi. Bu sefer ikinci bölgeye geldi. Yani İzmir'in yapısına da uygun bir aday aslında. Yani bir insan. Görmüş geçirmiş medeni bir insan. Ya bir de Fatih Maçoğlu yok mu? Komünist başkan. O nereden aday? Şeyden mi? Türkiye'de iki tane komünist başkan vardı zaten. Değil mi? Biri Fatih Maçoğlu, biri Osman Özgüven. Osman Özgüven emekli Fatih oldu. Maçoğlu'nun belgeseli ne zaman yapılacak? Onu bilmiyorum. Onu da Tuncay'dan birisi yaptı. Fatih Maçoğlu 29 Aralık'ta İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığını açıklayacak. Mi? Evet. CHP'den mi? Hangi parti? Bağımsız. Bak onu bilmiyorum. O partisi önemli yani. CHP'de onu öğrenemedik abi. Bir dakika öğrenip gelirim. MHP'de başvurular bitti. Fatih Maçoğlu'nu almazlar zaten MHP. MHP kapısından 15 Aralık'ta bitti. CHP anket yapıyor. Yani CHP'ye de geç kaldı. Herhalde Türk TKP üzerindedir. Aynı partisi üzerinden yapacaktır. Bilmiyorum vallahi. Bak şimdi o konuda bilgim yok yani. Yani Türkiye Komünist Partisi açıklayacak. Tamam da ama yani bir renk getirir. Bir daha şey da getirir önemlisi yani. Sen ne işin var İzmir'de? Tunceli'de yapmışsın, orada yapmışsın. Daha önce de Tunceli'nin bir ilçesindeydi, büyük bir ilçesinde Ovacık'taydı. Evet. Ovacık'taydı. Orada belediye başkanından Tunceli'de seçildi. Yani ben komşu ilçeye ile falan gideyim yani. Çok uzağa geldi ya. Ordu'ya, Giresun'a falan gitsin. Evet. Yakın oralar yani. Yavaş yavaş 5 sene sonra Ordu, İstanbul'a Giresun. Ondan sonraki 5 yıl biraz daha böyle Nevşehir, Kayseri, Afyon, Uşak falan. Ondan sonra geleydin yani. Hemen böyle atlanır mı? Ama aslında o Tunceli'de iyi işler yaptı yani. Tamam. Böyle fasulye yetiştirdi. Batı'ya doğru yavaş yavaş geleydin. Birden atlama yaptı. Özgüveni fazla herhalde Sayın Maçoğlu. Çok fazla. Foça'da Filiz Taçbaş isimli oyuncu var. Onu biliyorum ben de. Çok bence onun şansı yüksek Foça'da. Bilmiyorum yani değil. Oo. Süper bir kadın oyuncu ve siyasetçi. Mahallenin muhtarlarında falan oynamış. Evet, bir iki dizide oynamış. Ben burada tanışma fırsatım oldu kendisiyle. Deniz Yücel, seçimlerde Deniz Yücel'in yakınındaydı yani. Hı hı. Danışmanı gibi bir şeydi herhalde. Fahri bir danışman diyelim. Milletvekili aday adayıydı zaten biliyorsun evet. Bu bölgeden, ikinci bölgeden milletvekili aday adayıydı. Ama Foça'da mı yaşıyor? Nerede yaşıyor? Foça'da mı yaşıyormuş? Karıştın mı orasını? Orası şanslı dedim işte. Şanslı. Sen geçen gün Bergama'ya gelen İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale ile röportaj yaptın.
Röportaja geçmeden önce o günkü izlenimlerini merak ediyorum. Ben İYİ Parti'yle ilgili bir yazı da yazdım. Yani şöyle tamam İYİ Parti... Tamam ama senin bazı gözlemlerin şu ve bazı şahit olduğun şeyler var. Şu konuşuluyor. İYİ Parti'de Ümit Özdağ'ın istediği aday Olgu Hanım. Olgu Kemal, Olgu Altu Kemaller. Bunu bir kere şey yapalım. Evet. Hatta benim bunu direkt söyledi galiba. Direkt söyledi. Bunu zaten kulis bilgisi de, olarak da ben de aldım. Hatta demiş ki o gün, yani bu akşam gidelim Ankara'ya. Yarın Meral Hanım pazar günü geldi biliyorsun. Salı günü grupta sizin adaylığınızı ilan etsin. Olgu Hanım birkaç gün süre istemiş. Israr da Olgu Hanım üzerinde duruyor Ümit Özdağ'ın. Onun aday olmasını istiyor. Başka aday adayları da var tabii, 3 tane aday adayı da var. Ben Nezih Bey'le de görüştüm. Nezih Bey Olgu Hanım olursa ben dedi onunla çalışırım dedi. Adaylıktan çekilirim dedi. Şimdi ama burada önemli bir husus var. Büyükşehir Belediye Başkan adayı diyor ki benim diyor adayım Olgu Hanım. Bu. Şimdi bunun üstünde biraz durmak lazım. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanı mutlaka çalışacağı ekibi belirlemek isteyecek. Tabii tabii. Bergama'da da diyor ki ben diyor bununla çalışmak istiyorum diyor. Doğrusu da o zaten yani, doğrusu da yani. Ama Olgu Hanım kabul etmiş mi? Hayır. O kabul etmemiş. Yani tam bir net cevabı da vermemiş. Tam hayır, kabul etmedi. cevabı da vermemiş. Yok, son gelişme şu. Red kesinlikle de. Red. Anladım. Onu ben şey yapmadım. Ama bu kararın doğru olmadığını düşünüyorum. Ben de doğru olmadığını düşünüyorum. Ben şeyle ilgili bir yazı İzmir yazdım. İzmir Büyükşehir, biliyorum okudum onu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının bu ısrarını, bu teklifini Bergama Belediye Meclis Üyesi İYİ Partili Olgu Altuğ Kemaller geri çevirmemeli. Buradan tarihi bir tavsiyede bulunuyorum. Ya şimdi siyaset ümitsiz ve karamsar hiçbir zaman olmamalı. Yani ayrıca, ben o yazıda da örnek verdim. Biliyorum, okuyacağım, geleceğim bir ona da. Bir kısmını okuyabilirsen. Yalnız yazı burada değil. WhatsApp'ta var. Okumak için yazının bizzat burada kendisinin bulunması gerekiyor. Açarız o zaman WhatsApp'ı. Ayrıca yani bir büyükşehir belediye başkan adayı istediği adayı kabul ettiremiyorsa, istediği adayla çalışamıyorsa onun da şeyi sorgulanır. Tabii. Ciddiyeti sorgulanır. O hoş bir durum olmaz. Yani tabii şimdi aslında Büyükşehir Belediye Başkanı adayı bence donanımlı, gentleman. Büyükşehir şey Belediye Başkanı yani. Adayı ile ilgili sıkıntı yok. Sıkıntı yok ama evet. Dediğim gibi yani burada kendi adaylarla çalışmak isteyecektir. Ümit Özdağ'a Sayın Genel Başkan Meral Akşener de çok güveniyor herhalde. Olgu Hanım'ın bence kabul etmesi lazımdı. Ümitsizliğe dediğim gibi yer yok. O yazıda da yazdım ben. Buradan da belirteyim. Biliyorsun AK Parti 2001'de kurulduğunda burada yönetim güç bela oluşturuldu. Yani Ali Yazıcı güç bela bir yönetim oluşturdu. 3 sene sonra ne oldu? Raşit Türkmen'le AK Parti burada belediye başkanlığı kazandı. Tabii ayrı bir süreç. Ayrı bir süreç ama yani sonuçta siyasette olmaz diye bir şey yok. Bu fikrini yeniden gözden geçirmesi gerekmekte Olgu Hanım'ın. Büyükşehir Belediye Başkan adayı öyle istiyorsa tabii bence olmasında fayda var. Ayrıca o kadar altyapısı var memlekette. Belediye meclis üyeliği döneminde dağ taş bayır gezip Bergamalıların isteklerini sorunlarını dinleyip bunu meclise getiren ve Bergama'nın sorunlarıyla uğraşan, evet belki görevi gereği yaptı ama bu altyapıya sahip bir de halkın bir kısmının ısrarı neticesinde bunu kırmayıp adaylığı bence kabul etmesi lazım. Bergama'da tanınıyor. Yani ismi bilinmese bile İYİ Parti'de bir bayan meclis üyesi var diyorlar. Yani şey değil. Kadın çok, aday yok ya. Bir tane de kadın aday. Bir tane kadın aday olsun tabii. Kadın adayımız olsun tabii canım. Yani şey değil. Evet. İşte bu Meral Akşener'in de ısrarını geri çevirme. Meral Hanım da çok istediği konuşuluyor Olgu Hanım'ı. Bence Olgu Hanım'ın aday olması lazım diye düşünüyorum buradan ben de. İYİ Parti demişken başka var mı? İYİ Parti benim yazı var istersen biraz söyleyeceğimiz. Nuri Çiftçi aday adaylığını açıkladı. Geçtiğimiz pazartesi günü il başkanının geldiği süreçte. O gene seninle ilgili bir şeyler konuşmuş herhalde yani böyle bir. 3 gün sonra evet gösterdi arkadaşlar. Dinledim. Talihsiz bir konuşma olmuş bence çok da doğru değil. Yani orada amacını şey yapmış sen orada aday adaylığını açıklıyorsun. Yani. Rıdvan abi bunu bu adam iyice kendini karikatürize etti ya. Evet maalesef. Türkiye'de 3 kişiye gülüyorum. Cem Yılmaz, Cübbeli Ahmet Hoca, bir de Çiftçi Nuri. Çiftçi Nuri'ye gülüyorum. Meydanda aday adaylığını açıklayacak işte ne dedik adı? Nuri Çiftçi. Nuri Çiftçi. Evet. Belediye meclis üyesini eleştiriyor. Bir de bağımsız, sözde bağımsız, tarafsız gazeteci ibaresini kullanarak beni eleştiriyor. Ya aday adayının yapacağı iş
meydanda yapmak bu mudur yani? Gazeteciye eleştirmekten meclisiyeli işe. Sen ya bari ismimi ver, korkma bari yani. Neden korkuyorsun? Murat Karakaş da olsun bilsin. Yani bilseydim benim reklamımı yapacağını o gün orada 10 kişiyle açıklama yapacağına, ben onu yani bir kamyon insan gönderirdim oraya Rıdvan abi. 3-5 otobüs insan götürürdük oraya. İzlettirirdik yani. Ben ne bileyim benim reklamımı yapacağını Cumhuriyet Meydanı'nda aday adaylığı açıklamasını yaparken. İlginç bir siyasetçi gerçekten yani Nuri Bey. Yani çok farklı bir siyasetçi. Son zamanlarda çok büyük hatalar yaptı. Mesela ilçe başkanını tespit etti. İlçe başkanını götürdü şeye. Fotoğraf verdirdi. O fotoğrafın il başkanlığı yalanladı. O fotoğrafı biz koymadık dedi. Yani bunlar o ilçe başkanı tabii şey çok olmadı. Çok fazla zaman ayırmayalım. Hukuki altyapısı olmadığı için ilçe başkanı olmadı. Başka açıklandı. Konularımız da var Rıdvan evet, abi. Evet. Çok fazla zaman ayırmayalım. Ayırmayalım tabii, ayırmayalım. Ben yani benden bahsedeceğini bilseydim yani oraya birkaç otobüs insan getirirdik evet, ya. Evet. Bir daha haberim olsun da ona göre davranalım. Paranızı yatırdınız mı siz şey için? Nuri Bey, aday adaylık başvuru ücretini yatırdınız mı partiye? Dekontu gönderirseniz yayınlarız burada. Bu aday adaylığının aday adaylık ücreti yatırması gerekmiyor mu? Tabii yatırması gerekiyor. Bu yani partinin belirlemiş olduğu nüfus kriterlerine göre bir şey. Ben çıkıp meydanda ona buna bir taş atıyorum demiş bir de. taş atacağına başvuru ücretini bir yatır önce, ondan sonra konuşalım. Çiftçi Nuri. Eski şeylerden kapak kaldırıyor bir de. O bizim 200 sene önce, 200 sene önce yayında bir şey dediydik hani tepki oldu, şey oldu filan, espri yaparken filan. Ondan sonra benim yayınıma 2-3 kere katıldı. İtibarsızda istifa çalışmalarına devam ettiler. Zaman zaman katıldıkları radyo programlarında kendini bağımsız, tarafsız basın emekçisi diye tanıtan, Ukraynalı kadınlar için söyledikleri belli olan bu malum kişiye gerçek olmayan bilgiler verdiler. Şimdi işine gelmeyince meydanda onu söylüyor. O niye geldin? Tasvip etmiyorsan o işi o zaman niye geldin o zaman yayına? Yayına niye katıldın? Niye geldin? Ayrıca o onların sorunu. Sen bulunduğun yerde güvenli bir şekilde oturuyorsun. Konuşmanı yaparken güvenli bir şekilde konuşuyorsun. O konuda sana bir şey yapan yok. Sen boş ver o konuyu. Sen paranı yatırdın mı paranı? Adalet başvuru ücretini. Tamam. Tamam. Sonra konuş sen. Geçelim Ümit Özdağlı'nın konuşmasına. Ümit Özdağlı'yla ben kısa bir röportaj kısa yaptım. Kısa değil abi. 6 dakika sürmüş. Kısa sayılır yani şey için. Ben kesmediğim için kısa. Kesmedim. Bir dinleyelim. Aslında ben de özünü aldım orada. Yani çok da evet, fazla vakit baştan zaman da söyleyelim. Şey efendim 6 zamanlar dakika sürüyor. Ümit Özdağlı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Rıdvan Karapehlivan'a verdiği röportaj ilginizi çekebilir. 6 dakikalık bir röportaj, sonrasında değerlendirmelerimize devam edeceğiz. AK Parti bu seçim döneminde bütün kamu kaynaklarını kullanacak. Cumhuriyet Halk Partisi de belediye kaynaklarını kullanacak. Bizim partimizin iki tane çok önemli kaynağı var. Birincisi insan kaynağı. Burada işte bizle beraber dağ taş kapı kapı dolaşan bir teşkilatımız var. İkincisi de bizim kaynağımız zaman. Önce açıklanıp Eylül'den itibaren bizler seçim kampanyasına başladık. Bugün de ben daha birinci bölge milletvekili olduğum için genel seçimde buralara gelememiştim. Bugün de Bakırçay Havzası'ndayız. Geçen hafta Küçükmenderes Havzası'ndaki 5 ilçeyi bitirdik. Bu haftaya da Dikili ve Bergama ile başladık. En yakın zamanda Kınar'a gideceğiz. Yarın Foça Menemen var. Dolayısıyla buraları da bitirdikten sonra bu civar ilçelerdeki bir daha gelişimizde çok daha somut projeler, ilçe bazındaki somut projelerimizi anlatacağız. Ondan sonra burası için nasıl bir işte Bergama hayal ettiğimiz ya da nasıl bir Bakırçay Havzası hayal ettiğimizi anlatacağız. Daha sonrasında da böyle 3,5 ay seçimde kendimizi insanlara anlatarak somut projeler üzerinden kimseyi rencide etmeden müthiş bir seçim kampanyası geçireceğiz. Şey, Bergama ve Kınık özellikle merkez sağın ağırlıkta olduğu içeriler. Doğru. Dönemlerim, Doğru Yol Partisi olsun, Ana Vatan Partisi olsun. Daha doğrusu AK Parti'ye çok da öyle biraz uzak kalan ilçeler. Yani merkez sağa daha yakın ilçeler. Burada şanssızlığı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kim aday olacak mesela veya aday profiliniz nedir bizim Bergama'da, Kınık'ta, Dikili'de? Muhakkak bağımsız adaylarla bizim çıkacaksınız. Bizim burada aday adaylarımız var. Her yerde bağımsız birincisi. Her yerde bağımsız adaylarla çıkacaksınız. Ondan sonra burada bizim 3 tane zaten aday adayımız var. Hepsi birbirinden değerli. Ondan sonra bizim Bergama o yüzden
aday adayı bulmak konusunda sıkıntı çekmediğimiz yerlerden bir tanesi. Bergama'da iddialıyız. Bütün Bakırçay'da iddialıyız. Sizin dediğiniz gibi bugün ilçe başkanımız da buradaydı. Olcay Hanım, Kınık ilçe başkanımız. Onunla biraz önce oradaki adaylarımızı değerlendirdik. Dikili'de zaten iki tane bugün adayla görüştük. Onlar da çok istekli. Birisi Çandarlı'dan, bir tanesi Bademli'den. Dolayısıyla bizim en çok dikkat ettiğimiz şey belediye başkan adaylarımızın o ilçeden olması. Yani ithal adaya karşıyız. Belediye meclis üyelerimizin o ilçeyi mutlaka iyi bilmesi ve o civardaki o demografiyi iyi yakalamaları. Biz il başkanlığı olarak hiç şeye karışmıyoruz. Oradaki yani belediye meclis üyeleri ve ilçe belediye başkan adaylarına seçimlerine fazla müdahale olmamaya çalışıyoruz. Oradaki yönetim ve ilçe başkan adayı. Yani ilçe başkan. Önemli olan bizim için ilçe başkanlığının başkan aday adayları ve meclis üyesi aday adaylarının arkasında durması. Yani bizim için ilçe başkanlığı, biz bu adayın arkasında durmak istiyoruz dedikten sonra o en önemli kriter. Ondan sonrasında da işte tabii partimizin içinden olması önemli. Partimizin ilkelerine, içinden değilse bile partimizin ilkelerine yakın olması, onları benimsemesi önemli. Dolayısıyla bu kriterleri sağlayan, Bakırçay'da hiç aday sıkıntımız yok. Yok diyorsunuz. Menderes'te de yok. Bir yerde var sadece. Anladım. Onda Kiraz'da var. Onun dışındakilerde gayet iyiyiz. Anladım. Son olarak ben fazla vaktinizi alayım. Bakırçay'a vermek istediğim mesaj ne var? Çünkü Bakırçay hızlı gelişen, hızlı dinamikleri olan. Hızlı gelişiyor ama maalesef sürdürülebilir bir gelişme değil. Tamam. Mesela şimdi şeye baktığımız zaman ben hemen Dikili ile Bergama'nın problemlerini size anlatayım. Birincisi şehrin merkezinde korkunç bir otopark ve ulaşım problemi var. Ne? İkincisi şehrin köylerine Esotların seferleri yok. Bunlar bence iki tane en temel problemlerden, en temel problemler arasında. Size garip gelebilir ama en çok bugün neyi, ne talep edildi bizden biliyor musun? Düğün salonu. Dikili'de de, Bergama'da da düğün salonu talep ediliyor ki bu aslında çok rahatlıkla belediyenin karşılayabileceği hizmetlerden bir tanesi. Daha sonrasında içme suyu altyapısının problemli olduğunu söylediler özellikle Bergama'da. Bunun dışında bence şeyde Bergama'nın bu maruflarla harmanlar arasındaki işte bu tesisine İzmir'in çöpünün aktarılması getirilmesi var. Tabii harman. Ona Bergama olarak bizim karşı çıkmamız gerekiyor. Dikili'nin otogarı yok. Bu da hemen yapılabilecek olan şeylerden bir tanesi. Ha, nasıl çözülür? Mesela ulaştırma problemi nasıl çözülür? Hepsini çözeriz. Ama ulaştırma probleminde şehrin merkezine belli saatler aralığında aracın girmesini yasaklarsak hemen şehrin dışında da işte otoparklar yaparsak, katlı otoparklar. Böylece o şehrin kültürel mirasını, o eski şehri olduğu yerde tutarız. Esnaf da daha rahat eder. Bu park problemiyle karşılaşmaz, trafik problemiyle karşılaşmaz. Bunu Çeşme denedi, Alaçatı denedi. Çok başarılı oldu. Dünyada da örnekleri var. Ulaşım problemini öyle çözeriz. Ben bütün bizi ziyaret eden köy muhtarlarına her köye mutlaka bir Esot seferi sözü verdim. Çünkü bu köyde yaşayan insanların şehre erişimi ancak imece usulüyle oluyor. İşte birisinin arabası varsa onu deniyor. Bu 21. yüzyılda, Cumhuriyetimizin 100. yılında bize yakışan bir şey değil. O bakım. İzmir için üçüncü bir alternatifsiniz. İzmir'de de sıkıntı var. İşte AK Parti biz iktidar gücüyle çözeriz diyor. Tunsoyer'den şikayetler var. Çok fazla aday adayı var. Sizin kısaca İzmir'e vermek istediğiniz metropole mesaj nedir? Yani nasıl bir belediyecilik? Evet, üçüncü alternatif değil, birinci alternatif. İlk yol diyelim ben. Tamam. Üçüncü yol diyelim ben. Üçüncü alternatif değil. Ben İzmir'in sorunlarını çok iyi bilen ve dünyada da birçok projeleri imza atmış bir akademisyenim. İzmirli birisiyim. Dolayısıyla benim diğer adaylardan en büyük artım İzmir'i çok sevmem, İzmirli olmam ve liyakatim. O konuda çok mütevazı olamayacağım. Nasıl Eskişehir'i Sayın Yılmaz Büyükerşen bambaşka bir şehir haline getirdi. Ben de bir akademisyen olarak İzmir'e böyle bir hava katacağımı ve İzmir'in efsane belediye başkanlarından bir tanesi olacağımı düşünüyorum, hayal ediyorum. İzmir'e efsane belediye başkanı olacağım. Evet, Sayın Başkan adayı değerli ve doğal bir insan. Yani siyasette böyle insanların olması tabii şey çok iyi bence. Ben şeye benzeteyim. Rahmetli Ahmet Vekif Alp vardı. Bilmiyorum MHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu. 94 yılında. O da çok doğal bir mimardı. Profesördü ve uluslararası projelere imza atmış bir isimdi. Ümit Hoca da öyle yani şey donanımlı değerli
uluslararası çapta böyle şeyi olan. Üçüncü alternatif olmayı kabul etmiyor. Birinci aldı. Ben üçüncü yol demek istedim orada da. Tabii biraz şey oldu. Çünkü üçüncü bir tercihtir, üçüncü bir yoldur. Onu sunmak istiyor İYİ Parti. Rıdvan abi, Dikili'de Cumhur İttifakı'nda adaylık MHP'ye kesinlikle verilmiş. Kesinlikle, ben de onu biliyorum. Beş ilçe burada, daha önce de konuştuk herhalde. Ama beş ilçe verilmişti diye konuşmuştuk ama Hamza daha bastırıyor demiştik. Evet, yani yok, Balçova'yla şey. Tayyip Erdoğan o iş bitti, kapatın demiş. Hatta yani toplantıda ben size sana diyaloğu aynen aktarayım. Beş ilçe verildiğini Tayyip Erdoğan söyledikten sonra Hamza da efendim işte biraz daha değerlendirsek, orada arkadaşlar çok çalışıyor istekli falan deyince Hamza tamam hoş bitti demiş. Onu özellikle ilçe başkanı sana dersem söz almak istemiş Sayın Tahsin Şekerci, konuşmuş mu konuşmamış mı onu bilmiyorum. Hamza Dağ'da. Hamza Dağ'da evet. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şey ifadesi yani. Hamza otur. Sus, yani sus tabii. Kapat yani konuyu. Hatta biraz kızdığı falan söylemiş. Hafif bir de fırça atıyor gibi olmuş. Velhasıl o konu bir daha açılmaz böyle olduysa, ki olmuştur sağlam kaynaktan öğrendik. Ben de öyle Dikili'de şey adaylık MHP'nin. Peki Dikili'de MHP'nin adayı kim olur o zaman? Yani Mehmet Aslan var görünende, bir de Tarkan Örs var. Yani mali müşavir, o başvurdu. İki tane şey tam var. Başvurmuştur da. Başvurmuştur. MHP'nin adayı kim olur? Aday kim olur? Yani şöyle bir ihtimal de var. Yani bir AK Partili MHP'ye geçip MHP'nin adayı olma bak, ihtimali. Bak bu da seçenek yani. İhtimali olma durumu da var. Onunla ilgili bir B planı da var. Oradan işte tamam, aday adaylarından AK Partili birini MHP'den gösterse. MHP'den gösterip. Nasıl olsa ayrı gayrı yok. Ayrı gayrı yok yani şey Allah değil. Allah. Çünkü MHP'de bildiğim mesela kadar, Özgür Toprak MHP'den aday gösterilebilir gösterilebilir mi? Gösterilebilir tabii ki. Gösterilebilir. Başka bir isim gösterilir. Özgür Bey gösterilir. Özgür evet. Bey de yakın çok Yunus şey. Bey Yunus Bey gösterilebilir. Evet. Önder Bey gösterilebilir. Yani niye gösterilmesin ki? Yani 5 tane pırıl pırıl adayı var bence. Aday adayı var şeyin. Evet. İşte MHP'de aday tabii, mutlaka MHP'de de aday çıkar ama yani öyle bir formül de gündeme gelebilir diye düşünüyorum ben. Evet, Rıdvan abi başka var mı eklemek istediğiniz bir şey? Başka bir şey yok. İYİ Parti'de gelişmeler oluyor. Onunla ilgili bir yazı yazdım ben işte. Ne İYİ Parti'nin ben ne olacağını çok merak ediyorum. Bu oy oranları. Bergama'da çok mı Türkiye'de Türkiye mi? Türkiye'de biliyorsun. Meral Hanım. Meral Akşener bir kez daha bir kez daha devlet görevini yerine getiriyor. Tek başına girmekle seçime. Meral Hanım olabilir o da. Hem şeye, İmamoğlu'na hem şeye korkak dedi biliyorsun. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Ağır bir itham bu, ağır bir itham. Sen bırak tabii. Meral Akşener Cumhurbaşkanı yardımcılığı karşılığında Tayyip Erdoğan'ın yanına geçmesin. Onu bilemem ben. Yani onu bilemem. Ben de bilemem ama kuşlar bazıları öyle diyor. Bilemem. Kuş hiç, bu tabii. Yani hemen her sözüne inanacak değiliz. Yani kuş alt tarafı. Cumhurbaşkanı yardımcılığı karşılığında ya şimdi Tayyip Erdoğan'ın yanına geçersin. Türkiye'de şöyle bir şey var. Çünkü aksi takdirde yok. Yok. Bitti. Şu seçimden var, sonra yok. Türkiye'de zaten milliyetçi ve muhafazakar bir koalisyon var. Yani Tayyip Erdoğan başında bulunduğu parti muhafazakar bir parti. Sayın Devlet Bahçeli'nin başında bulunduğu bir parti de milliyetçi bir parti. İkisi ne yapıyor? Milliyetçi artı muhafazakar bir koalisyon şu anda şeyde Türkiye'de. Meral Akşener kendini nerede tanımlıyor? Milliyetçi ve muhafazakar tanımlıyor. Abi, anladım da şimdi taban efelik yapıyor. Tek başımıza giriyoruz. Ya bu Meral Akşener'in devlet görevi ise bu. Öyle bir gücü yok ya. Zaten bu devlet görevi Cumhur İttifakı'nı kazandırmaya yönelik bir görevse. Meral Akşener'in en büyük hatası 2019'da yapılan seçimlere CHP listeleri, CHP adaylarını daha önce aldı, grup kurdu ya. CHP orada bir takım şeyleri, truva atlarını bence monte etti oraya. Yani şu İYİ Parti'yi kontrol ediyor diye düşünüyorum ben. İYİ Parti CHP mi kontrol ediyor, AK Parti mi kontrol ediyor? Bence CHP de ağırlıkta kontrol ediyor. İstifa edenler nereye gidiyor? AK Parti'ye gidiyor ama yani bu CHP'nin de bence şeyi var. Seçime tek başıma gireceğim demek AK Parti o, kazansın demek. O ayrı, o tabii onu on, tamam, onunla bitti. Ben o, ona, onunla ben şeyim. O konuda şeyim. Hem fikrim sana yani, hem fikrim. Ama CHP de tamam işte, Ekrem İmamoğlu o gün devlet görevi etti. Yaptım diyen Akşener bugün de devlet görevi yapıyor demek. Yapabilir tabii yani. Yapar canım, devletimiz hepimizin. Yani bize de bir görev düşerse ama bir ölçüde şey biz de yaparız. Yaparız tabii, demokrasi de, demokrasi de önemli tabii. Yani demokratik bir şekilde geçsin seçimler. Tabii Türkiye'de canım. Demokrasiden vazgeçilmesin. Sen önemli de öyle her yani. Şeyinin dibini kurcalama. Kurcalamayayım. Değerli izleyiciler, bugünlük de bu kadar. Görüşürüz. bakırçaytürk.com